merhabalar Tarihten Ne Haber Haber Bülteni izleyicileri. Bugünkü gündemimizde Hititler var. Başkenti Boğazköy, Hattuşaş yani Çorum olan en önemli hükümdarları Şupiluluma olan yönetimle ilgili çok önemli bir karar alındı. Bundan sonra Hitit yönetiminde kralın yanında Tavananna unvanına sahip olan kraliçenin de görev alacağı bildirildi. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Bu durum Pankuş Meclisi tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı. Hititlerin hukuk alanındaki en önemli adımlarından biri de tarihteki ilk medeni kanunu oluşturmuş olmaları ve resmi nikahın bu kanunun içerisinde yer almasıydı. Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidim olurum senin. Hititlerin önde gelenleri artık başlarına gelen her şeyi anlatacakları, iyi ve kötü bütün olayları objektif bir şekilde yer verecekleri Hitit anallarını hazırlayacaklarını söylediler. Bu durum tarihte ilk objektif tarihçilik anlayışının da başlaması anlamına gelmekte. Hitit kralı 3. Hattuşili'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Mısır'la sürmekte olan Kadeş Savaşı yine aynı ismi taşıyan ve Mısır kralı 2. Ramses'le imzalanacak olan Kadeş Antlaşması'yla son bulacak. Bu antlaşmanın imzalanması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmanın Kadeş Antlaşması olması anlamını taşıyor. Hitit Pankuş Meclisi, tanrıları tek tek sayamıyoruz. Bari toptan Hitit ülkesine 1000 tanrı ili diyelim şeklinde bir karar almıştır. Hititlerin toprak reformu. Hititler, toprağın mülkiyetinin krala, işleme hakkının halka ait olduğu Anadolu'daki ilk tımar sistemini uygulamaya koyacaklarını açıkladılar. Bugünkü Tarihten Ne Haber Haber Bülteni'nin de sonuna geldik. Başka bir haber bülteninde görüşmek üzere.